yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İştek toplam çözüm ekibiyle birlikte gittiği mahallelerde çözüm üretmeye devam ediyor. Ömer Başkan son olarak Kızılcadağ ve 15 çevre köy gençleri için halı saha yapımını tamamladı ve bugün hizmeti açtı. Geçtiğimiz hafta Kızılcadağ'da çalışan toplam çözüm ekibi mahallenin çehresini değiştirirken 3 gün gibi kısa bir sürede de Kızılcadağ İlkokulu'nun bahçesine halı saha, basketbol ve voleybol sahası yaptı. Dün Ömer Başkan Kızılcadağ'a giderek yapılan halı sahayı yerinde inceleyerek köylüler ve gençlerle halı sahada maç yaptı. Çok neşeli anların yaşandığı maçta ise Korkuteli TV'den Hüseyin Ünal kalede devleşerek forvet oynayan Ömer Başkan'a geçit vermedi. Kızılcadağ muhtarı Ramazan Önder toplam çözüm ekibinin yaptığı hizmetlerden köy olarak çok memnun olduklarını ve yapılan halı saha ile birlikte 15 köyün gençlerinin çok rahat şekilde halı sahadan faydalanacağını ifade etti. Ömer Başkan da yaptığı açıklamada seçim döneminde 20 tane halı saha yapacaklarının sözünü verdiklerini belirterek 4 ayda 3. halı sahayı yaptıklarını ve yenilerini de yapmaya devam edeceklerini söyledi. Efendim Kızılcadağ'dayız. Kızılcadağ Korkuteli Belediyesi tarafından bir halı saha ve basketbol voleybol sahası yapıldı. Gerçekten biz de test ettik. Çok güzel. Yanımızda da Korkuteli'mizin en centilmen muhtarı var. Rakip takıma özellikle gol atmadı. Bütün vuruşlarını dışarıya yaptı. Bir tane denk getirdi ama muhtarım nasıl halı saha hakkında ne düşünüyorsun? Buradaki çalışmalar hakkında bu hafta toplam çözüm ekibi buradaydı. Evet, 5 günlük bir çalışmamız vardı. Korkuteli Belediyesi, Belediye Başkanımız ve ekibine, müdürlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Evet, başkanımız bize bu halı sahayı 15-16 mahallemizin bütün gençleri burada oynaması için bize bir hediye yaptı. Onun için şu anki halimle biraz da onurluyum ve gururluyum. Mahallem adına da ekibime ve herkese, başkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim için bugün bir mutlu günümüz. Ne anlatsam anlatmayla bitmez. Sevinçli bir günüm. Ve Korkuteli olarak belediye başkanım ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Sayın Başkanım, evet. Hakikaten çok güzel bir halı saha olmuş. Evet. Yine keza basketbol sahası ve voleybol sahası da çok güzel. Evet. Kısa sürede yaptınız yine bunu. Evet. Şöyle kısaca bir düşüncelerimiz. Salı günü sabah şey yaptık. Tabii bir, yani bu bir proje değil. Yani bu işte açılışı yapılacak veya işte kurban kesilecek bir şey değil. Bizim proje kitapçığımızda 5 yıl içerisinde 20 halı saha demiştik ihtiyaç bölgelerine. Allah nasip etti daha 4. ayımızın işte bir 10 gün falan geçtik 4. ayımıza. Bu 3. oldu. Karşıyaka'da, Yeni Mahalle'de ve Kızılcadağ'da. Yani buranın bir önemi var. Niye? Burası toplamayla eğitim veren bir yer, merkez. 160 küsur değil mi çocuğumuz evet. Var burada? 15 köy, çevredeki 15 köyün. Tabii pazartesi geldik, salı günü sabah okul müdürümüz, işte daha önce de muhtarımız demişti ya çocuklar toz toprak içinde burada. Hani beden eğitimi derslerinde yapamıyor veya gençlerin bir şeyi yok. Hadi bismillah yapalım dedik. Tabii normalde 3 günlük bir sahadır. Yani 3 günde yapılır böyle bir şey ama %42 bir mail vardı burada. Hani dolgu bayağı bir uğraştırdı yani 2-3 günümüz. Ne kadar Ahmet? 3 gün mü şey oldu? 3 gün dolguyla uğraştık. Allah nasip ederse bu 3. Ben buradan çevre köylerdeki gençlerimize de rica ediyorum. Burada Kızılcadağ muhtarımız, onların da abisidir.
Eğitim öğretim döneminde burası okul çocuklarımızın, yani okul zamanında okul çocuklarımız kullanacak ama ders, son dersleri çaldıktan sonra çevre köyler, Kızılcadağ'daki gençlerimiz de dahil olmak üzere hepsinin kullanacağı yer. Kızılcadağ muhtarımızı arasınlar. Anahtarı onda olacak. Işıklandırmalı zaten. Gece de oynayabilirler. Allah nasip ederse, birazcık da imkan verirse, sene, önümüzdeki senenin sonunda da biraz para biriktirebilirsek üstünü de kapatacağız bu bölgede, yazlık kışlık olsun diye. Dediğim gibi yani bu bir proje değil. Bugün hani hasta olup yataktan kalkınca muhtarıma söz verdim. Beraber dedim, yani ilk topu beraber vuralım diye. Köylülerimizle beraber ilk topu bulduk. Yenildik sayende. Ondan sonra yani şeyden, basıncılığından daha iyi kaleciliğin. O yüzden meslek değiştirebilirsin. Korkutel Spor'a alabiliriz seni. Yedek kaleci olsana, değil mi Hasan abi? Yavaş işte, güzel. Yani bunların hepsi çoluğumuza, çocuğumuza, torunumuza miras kalacak. Alıp götürmeyeceğiz devletin, milletin. Yani şurada 58 bin kişinin parası bu. Ona göre de korurlar zaten. Ben daha önceki yaptığımız yerlere halkımız koruyor. Benim ricam o. Şimdi biz ısınma turlarındayız 2019'da. 2020'ye hazırlandım ben komple. Belediyecilik neymiş, nasıl yapılırmış? 2020 yılında yapılamaz diyen, o ayağı yere basmadığı diyen projeler nasıl yapılıyormuş? Sadece ricam şu, her seferinde söylüyorum. Lütfen bana klasik siyaset yaptırmasın kimse. Ağzım çok iyi laf yapar. Birilerine göre çok şeytanımdır. Ama ben hizmet edeyim, proje yapayım, köylümle beraber olayım. Ben bundan mutluyum. Tekrar söylüyorum, ben bir dönem için çıktım memleketime hizmet etmeye. Herkes işine gücüne baksın. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi.